O Yenilmezlik serisinin esas mimarları oyuncular tabii ki. Biz onlarla iyi bir iletişim kurduk. Hem kendilerine olan özgüvenini geri getirdik. Bizlerin onlara ne kadar inandığını hissettiler. Bir oyun anlayışını aşılamaya çalıştık. Onlar da reaksiyon verdiler, cevap verdiler. Onun akabinde böyle bir oyun çıktı. Evet, kötü oynadığımız anlar da oldu ama bizim en çok istediğimiz hem oyun ama oyunun yanında da coşkulu ve mücadele gücü yüksek bir takım kurmaktı. Oynatmaktı. Şu anda da oraya doğru gelmişti. Evet, ikinci yarıya çok istediğimiz gibi başlamadık. Son Gençler Birliği maçında oyun olarak iyiydik. Ama hem hakem hataları hem de oyuncu psikolojisinin bir anda reaksiyon vermesi işleri o hale getirdi. Bunu düzeltecek yine bizler, ekibimiz ve asıl bu oyunun parçaları olan oyuncu grubu. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın desteğiyle beraber, şehrin, camianın, bütün dinamiklerin, bu takımın başarısı için hep beraber olursak daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Futbol oyunu nasıl değişkense bütün maçlarda değişkenlik yaşayabiliyor. Herkes herkese puan kaybedebiliyor ya da kazanabiliyor. Bizim hedefimiz şu anda önümüzde Ümraniye maçı var, onu kazanmak. Onun haricinde 15 maç olarak değil de maç maç değerlendirmek gerekiyor. Bizim amacımız da maç maç değerlendirip önümüzdeki ilk maçta Ümraniye maçıyla da tekrar bir çıkış yakalamak istiyoruz. Evet, üst tarafta da inanılmaz bir mücadele var. Alt tarafta da çok fazla mücadele var. Bizim hedefimiz toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ikinci çıkmak ya da üçüncü olup direkt final oynamak istiyoruz. Dediğim gibi ilk hedefimiz Ümraniye maçı. Onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. Oyun olarak zaten bir şeyleri gösterdik. Bundan sonra yine top aslında oyuncuların ayağında. Onların performansı da belirli olacaktır diye düşünüyorum.